yazar anım yolu. Hem kar yağar hem dolu, bize sebep olanlar zaran nefek olu. Yandım yanası gelin, bize sebep olanlar zaran nefek olu. Yandım yanası gelin. Oy gelin gelin gelin, ben sana hayran gelin. Oy gelin gelin gelin, ben sana hayran gelin. Zaranın yollarında seni sevmişem gelin. Yandım yanası gelin. Zaranın yollarında seni sevmişem gelin. Yandım yanası gelin. Buluşaram gider, döner yaram gider. Buluşaram gider, döner yaram gider. Yardan haber gelmezse başı belaya gider. Yandım yanası gelin. Yardan haber gelmezse başı belaya gider. Yandım yanası gelin. O gelin gelin gelin, ben sana hayran gelin. O gelin gelin gelin, ben sana hayran gelin. Zaranın yollarında seni sevmişem gelin. Yandım yanası gelin. Zaranın yollarında seni sevmişem gelin. Yandım. Hocam, değerli bir hocamız Ali İbrahim abimiz, Zara her hafta Zara'da, Yeşil Zaralı Gönüllerin ekibinde orada bir orkestraları var. Zaralı Halil Soyler Orkestrası. Büyük emekleri var. Ben şahsında kendisine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım, Allah razı olsun. Tabii ki ben normalde Zaralı olduk artık. Fahri Zaralıyız. Çünkü devamlı genelde Zara'ya gidip geldiğimiz için, bütün Zara hemşehrim de bizi sevdiği için biz de o mutluluğu bize verdin. Buradaki Zaralı hemşehrilerimize ve Yeşil Zara Derneği'ne ve Sayın Başkanıma, belediye başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle buralarda ağırladığı için, takdir ettiği için ve memleket gazetesi ayrıca bizi burada çektiği için, bizi onur ettiği için burada da kendilerine çok, çok teşekkür ediyoruz. Akşam üzeri aldım haberi, bir kor düşmüş gibi yandı yüreğim, yandı yüreğim. Son görüşmemizde öperken elin, hakkını helal et demiştin baba. Son görüşmemizde öperken elin, hakkını helal et demiştin baba. Oy babam babam, oy dünya yalan. Oy babam babam, boşaymış çaban. Oy babam babam, oy dünya yalan. Oy babam babam, boşaymış çaban. Giderim giderim,
tükenmez. Baba hakkın çoktur, çoktur ödenmez, çoktur ödenmez. Azrail gelmişse müsaaden etmez. Bir soğuk yüzüne yetiştim baba. Azrail gelmişse müsaaden etmez. Bir soğuk yüzüne yetiştim baba. Oy babam babam, oy dünya yalan, oy babam babam, boşaymış çaba. Oy babam babam, oy dünya yalan, oy babam babam, boşaymış çaba. Şimdi burada Nurgül ablamız Zara'mızın kültürel değerler olan Koçgiri elbisesi. Bu bizim yöremizin bir giyim tarzı ve kültürü. Bununla birlikte Tödürge var. Tödürge'mizin yöresel kıyafeti. Korkut da var galiba. Korkut'um az önce gitti hocam. Varmış gitmiş. Evet. Satılmış. Hani bir o zaman. Ondan sonra zamanında bundan 50-60 yıl önce gelinlerimizin tozaklı şekilde giydiği yöremizdeki elbisesinin bir örneği. Diğeri damadımızın giydiği yöresel kıyafetler. Ve bunları bebeklere taşıyarak kültürümüzün yaşatılmasına Nurgül Hanım katkı sunuyor. Kendisine evet. Teşekkür ediyoruz. Bu tip organizasyonlarımızda da gerek İstanbul Günleri olsun, Ankara'daki faaliyetlerimiz olsun, ilçemizdeki faaliyetlerimiz olsun, büyük emekler vererek bu ürünlerini buraya taşıyıp hemşerilerimize tanıtımını gerçekleştiriyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Fatih Bey'e. Üçüncü senemiz herhalde birlikte burada stand açmamızı. Devlet sanatçısıyım ben de. Bez Bebek Dalı'nda halk sanatçısı. Gördüğünüz gibi profesyonel bebekler yapmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız kıyafetler en az 80 senelik kıyafetlerle yola çıktım. Fatih Bey'e tekrar bu festival için teşekkür ediyorum. Taci ablamız bal üreticisi, bayan üreticilerimizden. Biraz önce orada bebeklerde gördüğümüz Koçgiri kıyafetini kendisi bugün giymiş oldu. Bu da şu anki kıyafeti de yine bebeklerdeki kıyafetlerinin aynısı. Kendisi bal üreticimiz, bayan bal üreticimiz ilçemizde. Aynen. Çorapları, çantaları yer alıyor standında. Dolayısıyla teyzemin emeğe çok. Evet. Kültürlerimizin devam etmesine çok büyük katkı sunuyor. Naci Hanım da üretici olduğu için kendisine de burada müstat yeri verdik. Sağ olsun hem ballarının kendi emeğiyle, eşi de bal üreticisi ama hisse kitap ayrı, gelir gider ayrı. Herkesin ekonomi şeyi farklı. Dolayısıyla yetki Naci Hanım'da. Teşekkür ediyorum başkanıma. Yani bal, hem balımızı hem de Koçgiri yöresini tanıtmak için böyle bir kıyafet ve stadımı öyle döşedim. Burası standımızda Zara Spor, Zara Güreşleri, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Hamza Bey'in büyük emeklerle ortaya koymuş olduğu çalışmalarda ve gerek güreşlerimiz olsun, gerek diğer spor dallarımız olsun, ilçemizi diğer illerimizde, Türkiye'de ve Avrupa'da en iyi şekilde temsil ediyor. Burada öncelikle sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok kıymetli müdürüme, hocama teşekkür ediyorum. Hocam burada sadece Gençlik Spor İlçe Müdürü ama sporcularımızın, gençlerimizin de bir abisi, bir büyüğü olarak hizmetlerini gerçekleştiriyor. Bir aile ortamı var. Gerçekten de ilçemizdeki bu sportif faaliyetler olsun, bu birlik beraberlik olsun, dayanışma olsun, Türkiye'nin hiçbir yerinde olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu bizzatı yaşıyorum. Sağ olsun hocam, gençlerimizle ilgili bir faaliyet olduğunda, araç dediğinde aracımızı böyle severek gönderiyoruz. Maliyetinin yükünü severek karşılayarak gönderiyoruz. Dolayısıyla gerçekten de
güreşlerde Avrupa'da, Türkiye'de birçok ödülleri kazandırdı ve dün yetiştirdiği gençler de bugün Güreş Federasyonu'na milli sporcu olarak şu an Türkiye'yi Avrupa'da, Türkiye'de temsil ediyorlar. Bunun temelinden altında da Hamza Ergüt yatar. Bizler sadece belediye olarak, kurum olarak, şahsımız olarak gücümüzün yettiğince ekonomik anlamda, manevi anlamda destek veriyoruz. Ama buradaki en büyük emek sayın hocamızın ve çok kıymetli diğer hocalarımızın, buradan şahsına ve tüm kurum çalışanlarımıza, temizlikçisinden güvenlikçisine, hocasından memuruna teşekkür ediyorum. Ben de sayın başkanımıza her zaman yanımızda geldiği günden beri, önceki belediye başkanlarımız da sağ olsun, Zara Belediye Güreş Kulübümüz, kulübümüzün adı, kulübümüzü çok destekliyorlardı. Şimdi sayın Fatih Çelik başkanımla beraber çalışıyoruz. Ne zaman bir değdiysek gerçekten de bizi hiç ikiletmedi. Bundan dolayı sizlerin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Zara gerçekten de spor olarak çok faal bir durumda. Zara Spor Futbol Kulübümüz var, voleybol takımımız var, basketbol takımımız var, güreş takımımız var, jimnastik takımımız var, badminton takımımız var. Bunlarda da Türkiye'de çok büyük başarılar imza attık. Dünyada ve Avrupa'da derece alan güreşçi çocuklarımız var. Kızımız Eylül İlbaş'ta kendisi güreşçi, aynı zamanda güreşte geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na gitti. Avrupa'da katıldı. Türkiye'de bu yıl 3 tane madalya aldı. Sporcu eğitim merkezi kurduk. 30 tane gündüzlü eğitim merkezimize çocuk aldık. Bu yıl 15 tane de yatılı öğrencimiz alacağız. Güreşin gerçekten de Türkiye'de büyük bir neferi olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Tekrardan Sayın Başkanıma, Sayın Kaymakamımıza, iş adamlarımıza, bizlere verdikleri desteklerden dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.